Uzunca zamandır masada insanlarla beraber strateji vesaire soyut kavramlar işte belli organizasyonel yapılar planlıyoruz. Bazı projeler kurguluyoruz. Strateji bunun önemli bir parçası. Aslında bu bir düşünme yöntemi. Strateji kelimesi gibi böyle çok havalı ekonomi, savaş bilmem neyle ilgili olmak zorunda değil. Biz bir şey yapmak istediğimizde ister istemez yapmak istediğimiz şey için bir evren kurman gerekiyor. Aslında bu kurduğun evren stratejik bir çalışma barındırıyor içinde. Evet. Bunun da birinci adımı hep amaçla ilgili amaç ya da hedef belirleme ile alakalı. Ve çok kritik bir problem. Belki ben bunu bir süredir egzersiz ettiğim için e, dağınık olmakla beraber amaç, hedef belirlemede çok kolaylık çekiyorum ama masada insanlarla bayağı akıllı, zeki, zihinsel kabiliyetleri yüksek olan insanlarla da sohbet ediyorken bu buradaki hikayeyi amaçlarını belirlemede ya da bunu hedefe dönüştürmede, biçimlendirmede sıkıntı, çok sıkıntı yaşanıyor bayağı şey gibi oluyor yani işte ne bileyim. Direkt benden bahsediyor. Ha, Pikachu evreninden konuşuyoruz ve sen hiç Pikachu izlememişin gibi oluyor şeyde. Yani hani kelimeleri biliyor, kavramı biliyor insanlar. Entelektüel yeterlilikleriyle alakalı da bir problem de yok. Ama onu amaçlandırmada yani belli şeylerde zihin birden böyle gerçekten fışkıran havai fişeği gibi oluyor oradaki tarafta bir tuhaf bir şey oluyor. Aynı yere ben ömrüm tatil gibi geçsin gibi hevesler de giriyor. Lan dur bir projeden bahsediyoruz ama hayır ben benim amacım bu falan gibi ya da işte çok para kazanmak, çok güçlü olmak işte şunu da yani çocukluktan beri hayal edip biriktirdiği itfaiyeci olacağım ben bir astronot olacağım gibi tüm her şey koca adamın 40 yaşındaki adamın işte yani hadi amaçlarımızı belirleyelim de bir yol haritası çıkartalım kendimize nereye gidiyoruz abi azıcık gözümüz belli bir ufuk görsün dediğimiz anda o sepetin içerisine giriyor. Bu niye bu kadar zorun azıcık sohbetini yapmak istiyorum seninle <laughs> gerçekten. Hiç de yani ama sohbeti Anladım Ama motivasyon hiç sen değildin aslında. Yani ama hani... şey ya yani bana da bakan bir tarafı var önemli ve o konuyu aşmama zaman içerisinde ve aşabildiğim kadarını tabii aşmama yardımcı olan birisi olduğun için de senden aldım biraz sana satarım yani bu konu başlığı altında. Yani orada mesela benim açımdan bende fark ettiğim şey şuydu. Bayağı aktif çalışıyorum aslında. Sen hep söylersin ya yani sen bayağı çalışıyorsun farkında mısın falan diye. Ben aslında hiç çalışmıyorum kendi tarafımdan baktığımda. Ben hep bir şeylerle meşgulüm. O meşgul olduğum şeyler bana çok keyif veriyor. Konuşmak, anlatmak, yazmak, gitmek, gelmek. Amacın ne diye sorduğun zaman hep böyle romantik, ezoterik, fetere fetere işte havai fişekli cümleler kuruyorum. Çünkü bunu amaca matuf olarak yapmak kültürünü ben daha önce duymadım. Yani bana Öyle bir bilgi gelmedi bizim tarafa. Şimdi bu böyle bir soru sorulduğunda bir kere kitleniyorsun ve zihnin şöyle çalışıyor. Ben şu anda şunu yapıyorum, bunu iyi de yapıyorum. Dolayısıyla bu nereye gider bakalım. Bu da olabilir, o da olabilir, bu da olabilir. Bak havai fişek gibi dallanmaya başlıyor. Halbuki bununla şöyle bir hedefe gitmek gibi odaklı bir, yani bütün ömrün boyunca değil tabii aralıklı 3-5 sene bilmem ne plan yaparak gitmenin çok verimli olduğunu literal olarak biliyorsun ama bunu kendine yakıştıramıyorsun çok fazla. Bir de yani dışarıdan bakıp da beğeniyle seçtiğimiz, buna kadar başarılı iş ya da bu nasıl yapılmış diye üzerine düşündüğümüz, aklıma şimdi en son Orhan Pamuk mesela Masumiyet Müzesi geldi. Ulan buna kadar akıllı iş dediğin şeyi adam 30 yıl planlamış. Evet. Yani 30 yıllık amaç paketinde tutmuş ya da hedef paketinde tutmuş. Belki süreyi biraz abartmışımdır ama gerçekten hani çok uzun bir süre. Çünkü ancak öyle bir işte zaten öyle bir zamanda yapılabiliyor ya da biçimlenebiliyor. Şimdi bakıp heves ediyoruz. Defterini gördüm ha. geçenlerde. Ha. Ne biçim ya? Ya hayatta en kıskandığım işlerden bir tanesidir. Gerçekten hasislikle kıskandım yani. Ulan böyle de iş mi olur ya falan. Yani. Oyun yani. da falan da. <laughs> <laughs> gerçekten çok yani adam overdose'a çıkmış yani. Hani orası Everest olmuş ya, yaptığı şeydi. Şimdi bunu yaptığında Masumiyet Müzesi'ni planladığı müzeyi açmayı ve kitabı yazmayı çok zekice hayatımızın, hadi detay da vermiş olalım ne olduğunu o kitabı okumayanlar için, hayatımızın kritik anlamı olmuyormuş gibi görünen nesnelerin aslında bir araya geldiğinde dönemimizin nasıl bir zihinsel ve duygusal haritasına sebep olduğunu bir aşk hikayesi üzerinden anlatmış. Bunu bir roman olarak anlatıp sonra da bunun müzesini açmış o nesnelerden, o eşyalardan ve harbiden yani gerçekten bir inş, bir evren inşa etmiş kendi içerisinde ve bu çok şey bir evren olmuş yani. Çok sağlıklı bir evren olmuş. Ama böyle bir iş için amaçlanmak lazım. Yani bu hani böyle kendimi serbest bıraktım. Bu bir süre sonra Masumiyet Müzesi'ne dönmez, dönmüyor. Dönse ben de dönerdi. Dönmüyor yani öyle bir Ben şey. de dönden dönerdim. Ha yani bir şeyde bunu belirleyebilmek. Belki de bunu Orhan Pamuk bu soruyu sormak lazımdı herhangi bir yerde. Bu o, o belirlediğin şeyde e, zihninde o üç boyutta haline sadık kalabilmek uzunca bir süre. Çünkü oraya doğru giderken adım adım gidiyoruz. Pati, pati 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 gidiyorsun ama o amaçta sadık kalarak gidiyorsun. Bu bir zihinsel durum. Bunu kıskanıyoruz. Dışarıda yapılmış işlerin tümüyle beraber. Bu bize döndüğünde hadi biz de kendi amacımızı bulalım ya da yapalım yapalım dediğimizde bu bir eğitimsizlik durumu olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bu bu, bu sonuçta bu bir bilgi biçimi. Bu bir yöntem bilim. Bravo, yani mesela stratejik düşünme denen şeyi de senle burada konuştuk, da konuştuk, çalışmasında çok yaptık. Mesela ben onu yani stratos kelimesinden geldiğini çok sonradan aydın. Tabaka tabaka planlamakla ilgili yani geleceğe yönelik olarak. Şimdi bu bir, bir metodoloji yani bunu öğretirsen zamanında zaten bizim okullarda ne öğretilmez? Stratejik, analitik, kritik bunlar yok zaten yani bunlar olmayınca da gelişine gönder gitsin. Şimdi Bunları öğrettiğim bir topluluğu zaptetmen zor. Belki de biyoloji öğretmemeleriyle aynı sebep. Şimdi biyoloji öğretirsen adam her türlü çeşitliliği okey diyecek yani. Aa işte o zaman çoğulculuk isteyecek, bilmem ne demokrasinin 7.0 versiyonunu talep edecek. Onu da karşılayamayacaksın. Aynı şekilde bu kendine has metodolojiler geliştirme metodunu öğretecek olursan başına bela alırsın topluluk olarak. Çünkü herkes bir taraftan kendine bir hedef belirleyecek. Muhtemelen onunla ilgili olarak biz de sen denileni yap, gerisini boş ver kafası. Bir de e, bu hani kendi becerini bulmakla ilgili bir yolculuğumuz var ya bizim işte bir şeyler yapıyoruz, ediyoruz. Onların da grant plana, büyük plana, milim alevi değerlere, hede ödeye uygun olanları özendirip gerisi budandığı için sen kendi çantanda ne var onu da bilmiyorsun. Yani bu sistem içerisinde planın hedefini koyacaksın, amacını koyacaksın ama kendi amacını koyabilmek için alet çantanı bilmen lazım, kendini bilmen lazım. O da yok elinde hem yöntem yok hem öz bilgi yok. Fixed birlikte olmayınca zaten böyle bir şey düşünemiyorsun. Ben kendimi yetkin zannederdim bazı şeylerde. Ama böyle baktığında hiç yetkin değilsin yani. Yaptığın şey uzun vadede pek bir işe yaramayabiliyor. Sen şu anda bana her görüştüğümüzde insanın manevi ayarları konusunda sürekli baskı yapıyorsun. Artık bitir şunu bitir şunu. Onu niye dediğini de biliyorum. Muhtelif sebepler söylüyorum sana biliyorsun ama bunların hiçbiri aslında sebep değil. Bunların hepsi o metodolojinin kanıksanmış eksikliğinden yani bu, bu bir türlü hayatta oturtulması çok zor olan bir şey. Ama bir kere oturdu mu? Ondan sonra senin önünü açabilecek bir kısmı da var. Ama yani o kadar önemliymiş ki 45-50 yaşından sonra bunu rahatlıkla söylemek biraz geç de olsa erken dönemde benim böyle hedeflerim olsaydı şu anda çok başka yollar almış olabilirdim. Yöntem körlüğü diye de bir şey yaratıyor abi bu durum. En son onu diyeceğim. Bir şey iyi yapıyorsan yani iyi yaptığını düşünüyorsan ölçtü nedir? İnsanlar beğenir, para kazanırsın, işte rahat edersin falan. İşe yarar. İşe yaradığını görürsün ama mesela onun çok daha iyi bir versiyonu olabilir de sen o anda o versiyonuyla idare ediyorsundur. O idare ettiğin hali senin vites yükseltmene engel oluyor. Ne durumda bunu aşabiliyorsun? O viteste gidemeyeceğin bir hedefin olursa yani bir amacın olursa ileride, bakıyorsun bu vites seni oraya götürmez. O zaman becerilerini, o yaptığın işteki yetkinlik derinliğini arttırman gerektiğini fark ediyorsun. Ve ben çoğu zaman bu tuzağı kendimde çok gördüm. Etrafımdaki insanlarda çok gördüm. Mesela birçok tüccar, birçok iş adamı para kazandığı için yanlış uygulamalarını düzeltmeye gönüllü olmuyor. İşte danışmanlık falan verirken, eğitim verirken bunu çok konuşuyoruz mesela. Ki... En ufak krizde en ilkel bildiği, o para kazanırken ki kullandığı, yönteme geri dönüyor insanın zihni. Regrese <laughs> olmak diyor diyorsun. işte buna. Bebekliğinden beri bildiği bir şeye geri kaçıyor. Çünkü öyle bilmiş. Diyor ki konfor devresi. Lan yaşıyoruz işte. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun bana? Belki de senin işte bende yavaş yavaş kristalleştirdiğin o formülasyonu biraz daha net olarak erken yaşlardan itibaren vermenin bir yoluna bakmak lazım. Çünkü bu metot olduğu zaman bizim bu yeni dünyada özellikle Artık chat GPT. Abi ben yeni dünyanın cesur insanı yazarken chat GPT yoktu ya. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? <laughs> ama baktım çalışıyor hala. İçerik yani bö böyle bir sistemle uyumlu bir şey yazmışım o güzel ama. Şimdi böyle bir dünyada kendi amacını koyan, kendi yetkinliklerini kendi geliştirmeye karar veren, istediği kadarını istediği sürede istediği derinlikte geliştiren insanların başka bir şey yapacağı bir zamandayız. Ama bu beceri yoksa... Bu sohbet, şu beraber konuşmuştuk hatırlarsın. Bazı kavramlar çok kirleniyor diye. Şimdi mesela hedef, amaç gibi konuştuğumuz kavramlar da şu kapitalist etkiden, kişisel gelişim havuzunun kültüründen negatif anlamda da etkileniyor. Sanki öyle deyince aklımıza hep o takım elbiseli hırslı, gri gri takım elbiseli hem de falan öyle bir fotoğraf yani onlar kazanmasın ben kazanayım diyen adam fotoğrafı geliyor. Aslında konunun bunlarla bir alakası yok. Bunlar bu arada 1990'lı yıllarda bitti. Onun yansımalarını hala toplumda görüyorsanız onlar sadece retroları bir şeydi. Sadece şeye ihtiyaç var. Yani gerçekten e, teknolojik gelişimle beraber fark ettiğinizde yapabileceğimiz, yapabilitemiz çok ucuzladı. Çok. Şimdi sorun yani o yapabiliteye uygun bir yapma koymak. Yani yapma hedefi koymak. Yani bundan 1980 yılındaki teknolojiyle şimdi karşılaştığımızda bir şey yapmak gerçekten kolay. Gerçekten ucuz yani el, cebinde taşıdığın cep telefonuyla bayağı festivallik film çekebiliyorsun artık. Eğer yapmaya niyetliysen ama sorun orada, orada yapılacak şeyin ne olduğunu belirlemekle ilgili. Bu da yani bizi işte havuzda yüzen küçük toplarla amacı olup hareket eden insanlar arasındaki farkı içinde gerçekten basit bir amaç gerekiyormuş gibi görünüyor. Hani ben şunu yapmayı istiyorum, bunu yapmayı istiyorum. Bunun karlılıkla para kazanma, başkalarından iyi olmakla hiçbir alakası yok. Bir şey yapma yani dünyayla girdiğimiz ilişkinin sağlıklı bir temaşa'ya dönüşebilmesi için gereken bir şey. Yoksa öteki türlü dalgalanan şeyin içerisindeki yuvarlanan toplarız işte birbirimize dokunuyoruz, şey yapıyoruz. Hayat ne şanslı, mavi topu da gördüm bugün falan diyerek geçirdiğimiz bir dönem oluyor. Hani o, o, o gördüğünü arttırmak mesele zaten. Evet. Yani Yoksa hakikaten buradan bir şey alıp götüremeyeceğimize göre bir şeye sahip olamayacağız. Yani, yani o da çok kötü mi? kapital bir etki ve eskide kaldı yani. hani O değil buradaki sohbet. Hedefini belirle, paranın bundan falan. O değil yani. <laughs> bir şey, bir hikaye. yapabilmek yani nitelikli temaşa edip, deneyimleyerek yapabilme, dünyayı gezme, onları görme, başka insanlarla tanışma da var. Bunu üretme, üzerine düşünme de var. Deneyimin bin bir çeşidi de var ama bunu yapabilmek için bunu yapmayı amaçlamayla alakalı bir şeye ihtiyaç var. Abi amaç falan dediğinde ben şimdi valla <laughs> bunun üzerine de ayrıca konuşalım. Ee, bence şu anda özellikle genç arkadaşların hepsinin... Bu prompt engineering denen şeyi öğrenmek de evet, lazım. Evet. Sufle mühendisliği Türkçesi. Yapay zekaya doğru soru sorabilme becerisi. Biz zaten seninle soru sorma konusunda bir ara konuşalım demiştik. Onu şimdi... Evet. Ben, ben burada dersimi çalışıyorum o konuyla ilgili. Bayağı... Yani hemen hemen yani günde 1-2 saat YouTube başta olmak üzere bir sürü eğitici materyal tüketiyorum. Artı chat GPT ile ve yan uygulamalarıyla devamlı sohbet muhabbet içerisindeyim. Hala son derece debil sorular soruyorum. Kendimden utanıyorum. O yüzden onları yayınlayacak kıvamda değilim daha yani. Ne sorduğumu inşallah kimse duymaz. Ama o kültüre ne kadar uzak olduğumu fark ettim içine girince. Mesela doğru soruyu sorabilme amacının tekrar hayatta bu kadar önemli olduğu bir zamanı bu kadar kısa sürede görmeyi hiç beklemiyordum yani. O zaman geldi. Şu, e aslında biz her o... şeyi yapıyor abi. Her şeyi yapıyor. Kendini bilme ve bilgelikle alakalı yaptığımız bundan 3-4 sene öncesindeki yaptığımız sohbetin devamındayız hala. Bu arada bu bir zincir. Yani fark edersek evet. bir şeyde. İşte kendini tanıma bilme, dünyayı anlamlandırmayla alakalı yürüdüğümüz yol işte o soru sorabilmeyle biçimleniyor ve gerçekten artık evrenle bununla ilişki kuruyoruz. Evet. Düzgün soru sorup da tanışamayacağın ünlü yok. Bak hani bu hani kolay bir motivasyondur ya. Yani şeyi ayırt et. Yani sana gelen maillerin skalasını ayırt et. Doğru bir soru soranı gördüğünde merak edip geri... Yani kaçınılmaz bir durumu var. Dün İffet Nur'a buradan hemen selam ederim. Kaptı beni yani öyle bir şey yazmış ki daha önceden kendisiyle bir fuarda da tanıştığımız varmış ama orada konuştuğumuz şey ben unutmuş olmama rağmen burada Sima'nı hatırlıyorum Mithat Nur. <laughs> Al sana işte bak bir bir, bir. Ama yani işte Ramazan'da sakız çiğnersek oruç bozulur muyu soruyorsan, hani zihnin hala o standarttaysa <laughs> tamam o orası yürümüyor dünyayla girdiği ilişki gütükleşiyor. Vallahi abi insan olmak zor. Yani ya zor miyim? <laughs> Cevapların değil soruların evreninde olmak bence şu anda güzel bir süreç. zaten yani. orada abi cevabı alınmış bir hayatı ben yaşamak istemiyorum. Ne, neyi yaşayacağım zaten o yüzden ben abi ben sorularımla iyiyim. Amaçlar ve belki anlam üzerine belki bir, bir iki bir yeri geldi de bir kırık Söz vermeyelim. Söz yani. vermeyelim duyuyorlar sonra mi? bizi. Olur <gülüyor> kısmet kısmet. <gülüyor> Teşekkür ediyorum hocam. Eyvallah hocam.